Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 11. sınıfların zayıf akım tesisleri dersinin 2. döneminin 1. yazılısında ne gibi sorular çıkabilir? Öğrencilerimiz bu derste hangi sorularla karşı karşıya kalabilir? Bunları işleyeceğiz. Soru çözümlerimize geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu ders daha önceki yıllarda zayıf akım tesisleri ve elektrik tesisat projeleri dersiydi. Ve 8 saatlik bir dersti. Şu an bu ders ikiye ayrılmış durumda. 4 saatlik ders olarak zayıf akım tesisleri, 3 saatlik ders olarak da bilgisayarlı elektrik tesisat projeleri çizimi dersi. Şimdi bu ders ikiye ayrılınca bunun içeriğinde olan işte aydınlatma, aydınlatma hesabı, kuvvet hesabı, proje çizimi gibi konular bunun içeriğinden çıkarıldı. Bu konular çıkarıldığı için de bizim sınavlarımızda sormamız gereken sorular daha detaylaştı. Normalde geçtiğimiz yıllarda sorulmayan sorular bundan sonraki zamanlarda sorulmak zorunda kaldı. Şimdi ben de yeni müfredata göre zayıf akım tesisleri dersinin 4 saatlik dersinin konu içeriğine göre bir sınav hazırladım. İnternet ortamında gördüğünüz eski sınavlarla karşılaştırdığınızda belirgin farklar olacaktır. Bunlara aldanmayın. Bu sınav sorularına çalışırsanız istediğiniz notu alacağınızdan eminim diyerek konuma başlıyorum. Öncelikle diyafon sistemleri bizim ikinci dönemimizin başlangıç konusudur bu ders için. Diyafon sistemi nedir ve çalışma prensibi nasıldır? Hemen bunu anlatalım sizlere. Diyafon bildiğiniz gibi genellikle apartmanlarda yeni zamanda daha önceki yıllarda da iş yerlerinde kullanılan bir sistemdi. Sesli ya da yeni zamanlarda artık görüntülü de olarak iletişimi sağlıyor ve çalışma prensibi bas, konuş, bırak, dinle üzerine kurulu olan bir elemandır diyafon. Şimdi bunu hemen söze dökelim. Genellikle iş yeri ve apartmanlarda diyelim. Genellikle iş yeri ve apartmanlarda sesli ya da görüntülü olabilir. İletişimi sağlamak için kullanılan bas konuş, bırak dinle prensibiyle çalışan dahili konuşma sistemine diyafon denir. Dahili konuşma sistemine ya da iletişim sistemine diyafon denir. Tanımımız bu diyafonlarla ilgili. Peki diyafonun çalışma prensibi nasıldır? Diyafon nasıl kullanılır? Diyafon, bizim bir tane merkez diyafonumuz vardır ve bu merkeze bağlı şubeler vardır. Hemen bunu yazalım. Merkez diyafona bağlı şube diyafonlar bulunur. Merkez diyafona bağlı şube diyafonlar bulunur. Konuşma ünitesi üzerindeki butona basılınca bizim diyafonumuz konuşma durumuna geçer. Butonu bıraktığımızda ise dinleme durumuna geçer. Hemen bu prensibimizi yazalım. Konuşma ünitesi üzerindeki butona basılınca diyafon konuşma durumuna geçer. Bu buton bırakıldığında ise dinleme durumuna geçer. Buton bırakıldığında
dinleme durumuna geçilir. İşte bu da zaten bizim tanımımızda yazdığımız bas konuş bırak dinle prensibiyle birebir örtüşen maddelerimiz. Konuşma bittiği zaman diyafonumuz otomatik olarak kapanır. Yani ekstradan bir kapat tuşumuz yoktur. Konuşma sonunda diyafon otomatik olarak kapanır. Son madde olarak şunu yazabiliriz. Biz eğer sadece sesli değil görüntülü bir sistemde kurduysak bu görüntülü sistemlerde ekstradan kameralarımız bulunmaktadır. Görüntülü sistemlerde ekstra olarak kamera bulunur. İşte bizim diyafon sistemimizin tanımı ve çalışma prensibi bu. Eğer sınavımızda çıkarsa bu şekilde yapacağız. Ben burada soruları bazılarını gördüğünüz gibi açık uçlu yani klasik soru olarak hazırladım. Bazılarını boşluk doldurma, bazılarını ise doğru yanlış olarak hazırladım. Zaten hepsinin zamanı gelince durumlarını anlatacağım. Bu açık uçlu sorular yani bizim klasik diye adlandırdığımız sorularda size mesela nokta nokta şeklinde diyafon nedir veya işte diyafon tanımını yapar test olarak da sorulabilir. Ama ben burada bu şekilde yaptım. Artık bunu diğer soru çeşitlerine çevirmek sizin göreviniz. İnşallah anlatabilmişimdir durumu. İkinci soruyu diyafon sistemleri hayatımızda neden önemli yer tutar olarak yazdım. Diyafon sistemlerinin hayatımızdaki en önemli yeri güvenliktir. Güvenlik. Biz güvenlik mottosunun üzerinde cümleler kuracağız artık burada. Çünkü diyafon sistemlerinin kurulmasının en önemli özelliği bizim için güvenlik. Şunu diyoruz, kapımızı çalan kişilerin kapımızı çalan kişilerin istediğimiz ve güvendiğimiz kişiler olup olmadığını anlamak için ya da anlamamıza yarayan diyelim kişilerin istediğimiz ve güvendiğimiz kişiler olup olmadığını anlamamıza yardımcı diyelim olmanı anlamamıza anlamlı cümle kurmak istiyorum şu an. Anlamamıza yardımcı olan güvenlik sistemleridir ya da yardımcı olarak güvenli bir ortam ya da güvenlikli bir ortam bir ortam oluşturur. Evet. Cümlemiz bu. Diyafon sistemlerimizin hayatımızdaki önemi şu. Kapımızı çalan kişilerin istediğimiz ve güvendiğimiz kişiler olup olmadığını anlamamıza yardımcı olarak güvenlikli bir ortam oluşturmasıdır. Bir sonraki sorumuz diyafon çeşitleri nelerdir? Şimdi diyafon çeşitleri aslında özünde ikiye ayrılıyor. İşte sesli ve görüntülü olarak. Ben bunların yanına bir de iş yeri diyafonunu ekleyeceğim. Hemen yazalım. Sesli diyafon, görüntülü diyafon ve iş yeri tipi iş yeri diyafon diyelim ya da. Şimdi burada işte büro tipi diyafon, ev tipi diyafon diye de ayrılıyor. Ama bizim için önemli olan sesli ve görüntülü olması. İş yeri diyafonunu da 5. sorudaki tesisatını yapacağımız diyafon olduğu için buraya ekledim. Diyafon tesisatında bunların tanımlarını daha sonraki sorularda boşluk doldurma olarak verdiğim için üzerinde fazla durmuyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Diyafon tesisatında kullanılan elemanlar nelerdir? Şimdi burada bir sürü eleman yazacağım ben tek tek. Bir diyafon tesisatında kullanılabilecek bütün elemanları yazacağım size. Eğer hepsini tek tek yazıp tanımlarsam
tanımını da yazarsam hem yer olarak hem de vakit olarak bizi çok fazla aşacak. O yüzden ben sadece isimlerini yazacağım ama tek tek hepsiyle ilgili bilgiler verip sizi sınava hazırlayacağım. Benim burada atıyorum mesela şimdi üzerinde gidelim. Birinci elemanım Butonier. Butonier. Butonier dediğimiz dış kapı konuşma panelidir. Dış kapı konuşma paneli. Şimdi ben Butonier'i anlatırken siz de videoyu durdurup benim ağzımdan çıkan bu anlattıklarımı da not alırsanız sizin için iyi olur. Çünkü bunlar tek tek tanım olarak ve kullanış amacı olarak bize soru olarak gelebilir. Ben burada sadece isimlerini yazıyorum dediğim gibi yer ve zaman dezavantajından dolayı. Siz burada benim ağzımdan çıkan her şeyi not alırsanız sizin için avantaj oluşturacaktır. Butonier bizim evimizin dışında bulunan bu zil butonlarının bulunduğu kapı alt kapının girişindeki elemanımızdır. Karşılıklı konuşmayı başlatan ilk kısımdır. Gelen kişi butona basarak zili çalar ve karşıdan gelen sesle beraber iletişim başlar. Görüntülü modelleri vardır bunun. Bu görüntülü modellerinde bir de kamera bulunur. Bu kameranın işlevi zaten bildiğiniz gibi gelen kişiyi görebilmesi için ev sahibinin işlevi budur. Gelen kişiyi görebilmektir. Bir de bunların üzerinde kızılötesi ledler vardır. Bu kızılötesi ledlerin amacı da gece aydınlatması yapmak. Çünkü kamerayla çekim yaparken gece karanlık çıkacaktır. İşte bu gece karanlık çıkmaması için kızılötesi ledlerle aydınlatma yapar kendi etrafını ve gelen kişiyi gece de net bir şekilde bize gösterebilir. Bir de atıyorum bir apartmana girdik. Kaç diyelim? 7 kattan 30 daire var. 30 32 daire var. 32 dairedeki apartman zilleri yazıyor. Üzerinde isim yazsa bile gece karanlığında isimler görünmeyebilir. İşte o butonları aydınlatması için bir LDR yani sensör vardır bazı modellerinde. O sensör de fotosel sensör dediğimiz LDR'ler gece olduğu zaman o buton panelindeki ışıkları yakacaktır ve bizim zillerin üzerindeki isimleri daha net görmemizi sağlayacaktır. Butonier dediğimiz bu. İkinci elemanımız sesli diyafonlar. Sesli diyafonlar. Bu sesli diyafon dediğimiz şey dairenin içinde ev sahibinin konuştuğu diyafon ünitesi. Yani daire içi konuşma ünitesidir. Daire içi konuşma ünitesi. Sesli diyafonda kısaca anlatacağım bunu. Kapı ile konuşmayı sağlayan istediğimiz zaman kapıyı açabildiğimiz bas konuş sistemlerdir. Güvenlik olarak görüntü zafiyetleri vardır sesli diyafonların. Çünkü görüntü almaz sesli olduğu için. Bir de bunların daha gelişmişi görüntülü diyafonlar vardır. Görüntülü diyafonlar. Bunlar da daire içi konuşma ünitesidir. Daire içi konuşma ünitesi. Görüntülü diyafonlar da yine aynı sesli diyafonlardaki işlevi bir kere yapıyor. Bu neydi bu işlemler? Kapıyla konuşmayı sağlıyor. İstediğiniz zaman kapıyı açabiliyor. Bunun yanında ekstradan görüntü izleme özelliği vardır. Bizim kameradan görüntü izleme özelliğimiz bulunuyor görüntülü diyafonlarda. Zil butonuna basıldığında butonier kamerası hemen aktif hale gelir ve bizim evimizin içindeki monitöre görüntüyü iletir. Biz de kimin geldiğini görürüz ve bu şekilde kapıyı açarız. Bu yüzden görüntülü diyafonlar güvenlik seviyesi daha yüksek olan diyafonlardır. Özelliklerine göre de güvenlikle kapıcıyla konuşma sağlayabilirsin. Evin sitenin bir güvenliği varsa buradaki diyafonlarla güvenlikle iletişim sağlayabildiğin gibi apartman kapıcısının kapıcı dairesiyle de iletişim sağlayabilirsiniz ve bina içinde atıyorum işte çocuk parkı vardır site içinde. İşte otopark vardır. Güvenlik kulübesi vardır. İşte çardak vardır mesela. İşte bu tarz yerlerin de izlendiği kameraları evimizin içindeki bu görüntülü diyafon ünitelerinden izleyebiliriz biz de. Bu şekilde avantajları vardır görüntülü diyafonların. Dördüncüsü diyafon santrali. Eğer bir diyafon sistemi kuruyorsak diyafon santrali mutlaka olmak zorunda. Bu beyindir. Bizim sistemimizin beynidir diyafon santrali. Diyafon kapı otomatiği
İşte zil butonları, hoparlör, mikrofon, fotosel gibi elemanların bağlantılarının yapıldığı yerdir diyafon santrali. Sistemimizin beynidir. Bizim diyafon santralimizin üzerindeki pinler de numaralıdır ve renkli renklidir. Ve her numaranın, her rengin bir anlamı vardır. Biz de bağlantılarımızı buna göre yapacağız. Dördüncüsü, beşincisi video yükseltici. Video yükseltici. Adı üzerinde, video yükseltici görüntü kalitesini artırmak için bizim sinyallerimizi yükselten elemandır. Yani kapıdaki buton yer paneline yakın bir yere bağlanır. Görüntülü konuşmanın daha kalitesi olması için sinyali yükseltir. Bir sonraki video dağıtıcı. Video dağıtıcı. Video dağıtıcılar da işte bir kolon tesisatının kattaki birçok daireye dağıtılması sırasında bizim sinyallerimiz düşebilir. Her daireye dağıtıldığında sinyaller düşebilir. İşte düşmemesi için her kata video dağıtıcı kullanırız ve biz boğatın içine koyduğumuz bu video dağıtıcı üzerinden sistemleri geçiririz. Böylelikle bizim sinyallerimiz düşmemiş olur ve kalitemiz azalmamış olur. Bir sonraki elemanımız video iletici. Video iletici de bizim video dağıtıcılarımızdan bloklara görüntünün düzgün bir şekilde aktarılması için her binaya bir tane yerleştirilen elemandır. Tekrar söylüyorum. Video dağıtıcıdan bloklara görüntünün düzgün bir şekilde aktarılması için her binaya bir tane koyduğumuz elemandır. Bizim video ileticilerimiz iki çeşittir. Aktif video ileticiler ve pasif video ileticiler olarak ikiye ayrılır. Ama dediğim gibi bunu da yazmamıza ya da işte anlatmamıza gerek yok daha detaylı bir şekilde. Bu yeterli olacaktır bize. Bir sonraki elemanımız bunlara güç veren besleme adaptörümüz. Yani güç kaynağımız. Besleme adaptörü. Yani güç kaynağı. Sistemin ihtiyacı olan gerilim beslemesini sağlar işte. Sistem çalışsın diye gerekli olan gerilim beslemesini biz besleme adaptöründen alırız. Güvenlik telefonumuz vardır. Güvenlik telefonu. Güvenlik telefonu da görüşmenin mikrofonla değil de ahize ile yapıldığı daha kaliteli ses alıp vermeye yarayan sistemdir güvenlik telefonu sistemi. Bizim diyafon sistemlerimizin daha özel bir çeşididir. Her diyafon sisteminde bulunmaz. Bazı diyafonlarda bizim mikrofon hoparlör sistemi yerine ahize sistemimiz vardır. Bunlara da biz güvenlik telefonu diyoruz. Bir sonraki elemanımız geçiş kartı. Geçiş kartını hepiniz biliyorsunuz. İşte bazı iş yerlerinde, turnike sistemlerinde kartı okutup kapıyı açmaya yarayan elemanlardır. Yani bizim kapıyı butona bas, zil çalsın, kapı otomatiğine bas, kapı açılsın şeklinde değil de ev sahibinin veya işte güvenlikli sitelerde butonu yerde bir şifre sistemi olur. Bu şifreyi girerek dış kapıyı açarız, evimize gireriz. Dışarıdan yabancı birisi şifreyi bilip girmesin diye. Ama birisi bunu gözlemleyip şifreyi öğrenip de girebilir. Böyle bir ihtimal de var. İşte bunun da önüne geçmek için ev sahiplerinin edindiği geçiş kartları vardır ve geçiş kartını manyetik bir şekilde okutup kapının açılmasını sağlar. Yani kitaptaki tanımı olarak da şöyle diyebiliriz. İşte güvenlik düzeyini artırmak için kullanılan binada oturanların ya da iş yeri çalışanlarının kullandığı manyetik kartlarla kapıyı açabildiği sistemlerdir. Bunları da dediğim gibi not alın yanlarına siz. Bir sonraki elemanımız kablolar. Kablolar bizim bu diyafon tesisatımızın en önemli parçalarıdır. Diyafonlarda kullanılan kablolar zaten bellidir. Her çeşit kablo kullanılmaz. Bunlar DT5 ya da DT8 kablolardır genelde. 0,5'lik kablolardır. Yani çok ince kablolardır, zil teli gibidir. Ama bunların bir arada bulunan modelleri vardır. Bunları biz DT5 ya da DT8 deriz. Neden DT5, DT8 denmiş? Bunu daha önceki sınav videomda, zayıf akım tesis edersin sınav videosunda açıklamıştım bir önceki. DT5'te 5 tane kablo, DT8'de 8 tane kablo olduğu için
Bunların isimlerini 5 ve 8 olarak vermişler. Diafon sisteminin temel kablosudur diyoruz DT5 ve DT8 için. Bunun dışında bizim görüntülü diyafon sistemlerimizde o görüntünün ve sesin daha net bir şekilde aktarılabilmesi için empedans düzeyi uygun koaksiyel kablolar kullanılır. Koaksiyel kablolar ses ve video iletişiminde kullanılan kablodur kameralı sistemlerde. Bir sonraki kablo çeşidimiz fiber optik kablo. Biliyorsunuz fiber optik kablolar artık fiber internetlerle falan çok ne derler onlar popüler oldu. Bir cam vardır ve camın içerisinden hızlı bir şekilde iletim sağlanır. Veri iletiminde kullanılan çok yüksek hızlı kablolardır fiber optik kablolar. Ve son olarak bizim diyafon tesisatında kullandığımız kablo çeşidimiz Cat5 ve Cat6. Genellikle Cat5, Cat6'yı Ethernet kablosu olarak kullanırız. Ama diyafon sistemlerinde de kullanılan veri iletiminde özellikle kullanılan kablolardır. Cat5 ve Cat6. Kablo çeşitlerimiz bunlar. Son olarak elemanımız kameralar. Kameralar. Diyafon sisteminde gelen kişileri görmek veya bir alanı, bir araziyi izlemek için kullanılan sistemlerdir. Kameraları evimizin, sitemizin, bahçemizin muhtelif yerlerine koyup bu kameraları diyafon sistemimize dahil edip istediğimiz zaman izleyebiliriz diyafonumuzdan. Bunlar bizim diyafon tesisatında kullandığımız elemanlar. Ne kadar fazla var? İşte size buradan 3 tane yazın, 5 tane yazın diye çıkabilir. Tanımları yapılıp test şeklinde sorulabilir. Boşluk doldurma şeklinde sorulabilir. Buradan soru geleceğini düşünüyorum. Farklı farklı şekillerde. O yüzden benim anlattığım şeyler de en az yazdıklarım kadar önemli bu soru için. Bir sonraki sorumuz iş yeri tipi diyafon tesisatını yapınız. İki şubeden oluşsun demiş. Bu soru da çıkabilir. Bu soruya da önem veriyoruz. Bizim diyafon tesisatımızda her zaman bir tane şöyle merkez diyafonumuz var. Onu bir kere yerleştirelim. Şöyle şuraya yerleştirelim. Şöyle. Merkez diyafon. Merkez diyafonun uçları vardır. Şu şekilde uçlarını da çizelim. İşte atıyorum 5 uçlu olsun. Bir de ortak uç var. 6 olacaktır. Burası ortak. Yani kom yazıyorum. Ortak uç. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane de şubeye olanak veren diyafon çeşidimiz. Merkez diyafon. Şimdi 2 tane şube istendi bizden. Şubeleri de çizelim. Şubeleri de çizelim hemen. Birinci şubemiz. Şöyle çizelim. Şubelerinde iki tane ucu vardır giriş ve çıkış olarak. Birinci şube diyelim. Uçlarına da 1-2 diyelim. Hemen ikinci şubemi çizeyim. Şube sayısı artırılabilir. Burada mesela merkez diyafona 5 tane şube bağlanabiliyor ayrı ayrı. Ve bu 5 şubeyi de paralel olarak mesela birinci şubeyle atıyorum 3. şubeyi bağladım buraya. Aynı dükkan 600 kat diyelim. Ben alt katta bir şubem var. Üst katta da bir şube koydum ve bunların aynı sesleri duyup aynı şeyleri yapmasını istiyorum. O yüzden paralel bağlantıyla da şube sayımı çoğaltabilirim. Ancak birbirinden bağımsız olmaz paralel bağladığım şubeler. Bu da ikinci şube. Şimdi bunun bağlantısı şu şekilde oluyor. Bakın. Bağlantıyı yaparken öncelikle bizim ortak uçlarımızı bağlarız. Ortak uçlar bir de olabilir, iki de olabilir. Yani sırasız bir şekilde kom ucu var bakın burada. Kuma bağlarız. Ben burada mesela 2'yi bağlayayım. Gördüğünüz gibi ek de alabilirim buradan. Ayrı da bağlayabilirim tabii ki doğal olarak. Ne yaptım? Şubelerimi ortak uca bağladım. Ondan sonra şube numarama göre kalan uçları bağlıyorum. Çok basit bakın. Mesela geldim burada. Birinci şubemi bir nolu uca. İkinci şubemi de iki nolu uca bağlayacağım ve bitecek. Bu kadar basit. İşte
Bir diyafon tesisatı yapmak bu kadar basit. Okullarda zaten öğretmenlerimiz öğrencilere uygulama olarak bunu yaptırıyorlar. Basit bir iş yeri diyafon tesisatı bu şekilde yapılıyor. Bunu yaptığınız zaman tam puanı alacaksınızdır. Önemli olan burada işte bir uçları kom ucuna yani ortak ucuna bağladıktan sonra diğer uçları da şube numarasına göre dağıtmak. Tabii bunun yanında işte sesli diyafon veya görüntülü diyafon tesisatı da sorulabilir. Ancak biraz uzun bir soru olduğu için ben burayı almadım. Size de sorulacağını pek sanmıyorum. Yani atıyorum 100 okulda belki 5 okul sorar ya da sormaz. Çok fazla popüler bir soru değildir. Sorulacaksa bu sorulur diye bunu aldım. Siz de buna iyi çalışın, diğerlerine de bir göz gezdirin derim. Sesli ve görüntülü diyafon bağlantısına. Bir sonraki sorumuz, bakım ve onarım yöntemlerimiz nelerdir? Bakım onarım yöntemleri. Şimdi bizim diyafon tesisatında veya işte çağırma ve bildirim tesisatında, bu zil de olabilir, kapı otomatiği de olabilir. Bakım ve onarım yöntemlerimiz vardır. Bunlardan birincisi önleyici bakım. Önleyici bakım onarım diyelim. Şimdi adı üzerinde önleyici bakım onarım. Daha herhangi bir problem olmadan olmasını engellemek için yaptığımız bakımlar ve onarımlardır. İkincisi periyodik bakım onarım. Periyodik bakım onarım. Periyodik bakım onarım da bir cihazın sağlıklı çalışması için belirli aralıklarla atıyorum 2 ayda bir, 3 ayda bir, yılda bir, 6 ayda bir gibi yapılan bakımlar ve onarımlardır. Bunlar planlı ve plansız olarak ikiye ayrılır. Planlı ve plansız olarak ikiye ayrılır. Bir sonraki bakım onarım çeşidimiz düzeltici bakım onarım. Bu da arıza olduktan sonra yapılan bakım onarımdır. Hemen yazalım. Düzeltici bakım onarım. Düzeltici bakım onarım da yine ikiye ayrılıyor. Birincisi bir arıza varsa o arızayı direkt olarak işte çeşitli ustalık yeteneğiyle onarma. Birincisi o arıza onarma. Arıza onarma. İkincisi de artık ustalık yeteneğiyle düzeltilmeyecek şeylerin yerine yeni parça takma. Buna da biz parça değiştirme diyoruz. Parça değiştirme. Burada da bizim düzeltici bakım onarım çeşitlerimiz var. Böyle bir soru gelebilir. Bunu da notlarımızın arasına yerleştirelim. Bakım onarım yöntemlerimiz, önleyici bakım onarım, periyodik bakım onarım ve düzeltici bakım onarım olarak 3 çeşittir. Onun dışında yine bakım onarımdan şöyle bir soru gelebilir. Normalde eskiden olsa bu tarz soruların yüzüne bakmazlardı. Ancak şu an soru sayısı sabit ve konu daraldığı için daha detaylara inmek zorunda kalacağız. Ve bu yüzden de bakım onarım yöntemlerinden de soru gelebilir. Bir ihtimal bunlara da çalışıyoruz. Ekliyoruz yani bu tarz videolara. Bir butonla bir zil tesisatı devresinin bakımı ve onarımı nasıl yapılır? Şimdi benim elimde bir tane bir butonla bir zil tesisat var gördüğünüz gibi. Fazdan çıktık. Sigorta, transformatörde 12 volta düşürdüm. Butona geldim, butona bastım. Zilim çaldı, nötre gitti. Şimdi bu çalışan bir devre. Eğer bu devre arızalı olsaydı ben bu devrin arızasını nasıl tespit ederdim? İşlem sırasını yazacağım yani size. İşlem sırası nedir? Önce elemanlarımızın kontrolü var. Elemanları kontrol edeceğiz önce tek tek. Sigorta açık mı kapalı mı? Kısa devre modunda ölçü aletimizi alacağız. Sigortanın iki ucuna bağlayacağız. Sigortamızı kapatıp açacağız. Acaba kısa devre ötüyor mu ötmüyor mu ona bakacağız. Ondan sonra transformatörümüze 220 volt gelirken çıkışını ölçeceğiz. 12 volt var mı yok mu? Ondan sonra butonumuz kısa devre modunda ölçü aletimizin uçlarını bağladığımızda butonu bastığımızda ötüyor mu ötmüyor mu? Eğer ötmüyorsa buton bozuktur. Ötüyorsa buton çalışıyordur. Sağlamdır. Zilimize bakacağız. Zilimizi direkt olarak transformatöre bağlayacağız. Zil çalıyor mu, çalmıyor mu? Zilde de bir arıza olabilir. Elemanlarımızın hepsini ilk önce kontrol ediyoruz. Bir yazalım. Bir.
Önce elemanlar kontrol edilir. Önce elemanlar kontrol edilir. Dediğim gibi bu elemanlar kontrol edilirdeki elemanlar sigorta, transformatör, buton ve zil. Hepsine tek tek bakacağız ilk önce ölçü aletimizle. Sigortanın ve butonun kısa devre kontrolünü, transformatörün ve zilinde gerilim kontrolünü yapacağız. Ondan sonra her zaman biz devremizin arızasını tespit ederken akım yolu takip ederek, yani fazdan, butondan, zilden ve nötr şeklinde akım yolu takip edilerek yapılır. Onu da yazalım. 2. 2. Her zaman akım yolu takip edilir. Akım yolu takip edilir. Edilerek arıza tespit edilir. Akım yolunu takip ettik. Tamam. Onda da bir problem yok. Trafo giriş çıkışını ölçeriz. Bunu daha önce söyledim. Girişine 220 volt verip çıkışından 12 volt almayı gözlemleriz. Transformatörümüzün gerilimine göre tabii. Kimisi 8 volt, kimisi 4 volt da kullanıyor olabilir. Biz 12 voltluk kullandık burada. Çıkışında bakalım 12 volt var mı yok mu onu. Transformatör girişi çıkışını ölçeriz. Giriş çıkışı ölçülür. Burada da bir problem yok. Bir sonraki adımımız. Trafodan sonra ne var? Buton. 4. Butonda kısa devre kontrolü yapılır. Ya da butona giren çıkan kabloları ölçeriz ilk önce. Butona giren çıkan kabloları ölçeriz. Yani 12 volt var mı yok mu? Bu ölçümü nasıl yapacağız? Butona basılı değilken şuradan bakın şu butonun çıkış kablosuyla nötr arası 0 volt, butona bastığımda 12 volt olması lazım. Bunu veriyorsa eğer bir problem yoktur. Eğer bunu vermiyorsa problem butondadır diyeceğiz. Ve 5 diyoruz, şuradan devam edelim. Alanımız varken. Boğatların içinde kısa devre kontrolü yapılır. Boğatların içinde kısa devre kontrolü yapılır. Ve son olarak 6. zilimizin uçlarını ölçerek çalışma gerilimini gözlemlememiz gerekir. Zilin uçlarını ölçerek çalışma gerilimi gözlemlenir. Sıralamamız bu. Bizim eğer devremizde bir arıza varsa buradaki 6 maddeden herhangi bir tanesinde aksama olacaktır ve biz bu aksamayı giderdiğimizde sonra tekrardan kontrol ettiğimizde hiçbir problem çıkmayacaktır. O yüzden dediğim gibi bakım onarım derken böyle bir soru gelebilir karşınıza, gelmeyebilir de, ama bunu da görmüş olun, bilmiş olun. Bir sonraki ünitemiz artık televizyon. Televizyon kablosunun yapısı ve özellikleri nelerdir? Bildiğiniz gibi televizyon kablosu dediğimiz şey anten kablosudur. Ve bunun ismi koaksiyel kablodur. Anten kablolarının. Ve normal kablolardan farklıdır. Hemen bunu yazalım. Anten kablosu olarak anten kablosu olarak 75 ohm empedanslı koaksiyel kablo kullanılır. Koaksiyel kablo kullanılır. Koaksiyel kablomuzu kullandık. Peki bu kablonun özellikleri nelerdi? Televizyon kablosunun yapısı nedir? Yapısı koaksiyel kablodur. Ve 75 ohm empedanstan meydana gelir. Şimdi bizim bu kablonun özelliklerimiz nelerdi? Bu kablonun özellikleri nelerdir? Hemen bunu yazalım. Bu kablonun özellikleri. Birincisi, merkezinde iletken, dışında yalıtkan. Dışında yalıtkan.
Onun üzerinde tel zırh, tel bir zırh ve en dışta yalıtkan yüzeyden oluşur. En dışta yine yalıtkan yüzeyden oluşur. Yine yalıtkan bir yüzeyden oluşur. Bunu yazdık. Bir sonraki maddemiz şu. Bizim elektromanyetik kirliliğimizin yoğun olduğu ortamda düşük güçteki sinyalleri iletmek için kullanılır. Elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamda düşük güçteki sinyalleri iletmek için kullanılır. Koaksiyel kablomuz bunun için kullanılıyor. Peki ne iletiyor? Daha önce de anlattığım gibi ses ve video iletimi sağlar. Dördüncü soruda da bunu söylemiştim. Ve çeşitleri nelerdir diye sorarsanız RG8 virgül RG6 virgül RG58 olmak üzere 3 çeşit vardır. Çeşitleri vardır. Peki nedir bu RG8, RG6 ve RG58 ve biz en çok hangisini kullanırız? Şimdi ben bunları yine sözlerle söyleyeceğim. Siz bunların yanlarına not alın. RG8 dediğimiz koaksiyel kablomuz 50 ohm empedanslıdır. Kalın kablolardır ve günümüzde artık kullanılmamaktadır. 50 ohm empedanslı kalın kablolardır ve günümüzde artık kullanılmamaktadır. RG6'ya gelince günümüzde en çok kullanılan kablo çeşididir. Koaksiyel kablo çeşididir. 75 ohm empedansı vardır ve en iyi iletimi sağlayan televizyon kablolarıdır RG6. RG6 bizim en çok kullandığımız 75 ohm empedansa sahip ve en iyi iletimi sağlayan kablolardır. RG58 de aynı RG6 gibidir. Dışarıdan baktığınızda üzerinde yazmasa anlamazsınız bile RG58 olduğunu. RG6'ya tıpatıp benzer. RG6'dan daha ucuzdur. Sebebi nedir? 50 ohm'dur empedansı. 50 ohm empedansı olduğu için sinyal kalitesi biraz daha düşüktür. Ancak ucuz olduğu için yine tercih edilen bir kablo çeşididir RG58. Hemen buraya koaksiyel kabloyu da çizecek olursam şöyle bir şey yapacağım size. Şöyle bir dış yalıtkan. Şimdi kademe kademe burada yazmıştım. Bakın merkezinde iletken 1, dışında yalıtkan 2, üzerinde tel zırh 3 ve dışında yine yalıtkan. Bu 4 tane kademeyi göstereceğim size. Şöyle. Çizimini yapalım. Şöyle bir de uç çıkartalım. Kestiğimizde bu şekilde gözükecektir. Bu şekilde gözüken şey de bakın şöyle üzerinde bir tel zırh vardır. Tel zırh. Şimdi bu bizim iletken kısmımızdır. Burası ikinci sırada yazdığım yalıtkan iç yüzeydir. Yalıtkan iç yüzeyimizin üzerinde tel zırhımız vardır. Ve en dışta da dış yalıtkan yüzeyimiz vardır. Yalıtkan dış yüzey. Bu da bizim koaksiyel kablomuzun şeklidir. Bir sonraki sorumuz. Televizyon tesisatında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yani böyle bir soru gelebilir, gelmeyebilir de biz kademe kademe, madde madde televizyon tesisatını çekerken neler yapmamız gerektiğini burada yazacağız. Öncelikle anteni kuracağımız yer görüşe uygun olmalıdır.
antenin ya da antenin kurulacağı yere, kurulacağı yer, antenin kurulacağı yer görüşe uygun olmalıdır. Görüşe uygun olmalıdır. Daha net bir görüntü almamız için bizim antenlerin alıcıları vardır, alıcıları. Bu alıcıyla bizim vericilerimizin birbirini net olarak görmesi lazım ki daha iyi sinyaller alabilirim. Antenin kurulacağı yer o yüzden önemli. Hiçbir zaman bir çanağın veya eski zamanlarda bir çatal antenin bildiğiniz gibi evin içine kurduğunu göremezsiniz, değil mi? Çünkü hep dışarı koyarlar ve onu alıcıyla vericiyi net eşleşeceği gibi bir yere koyarlar. Genellikle de yerden yüksekte olmalıdır. Onu da yazalım. Yerden yükseğe kurulmalıdır. Yerden yükseğe kurulmalıdır. Yani elektromanyetik dalgalar vardır ve bu dalgaların net olarak alınabilmesi için biz bu alıcımızı, antenimizi koyabildiğimiz kadar yükseğe koymalıyız. Çünkü elektromanyetik dalgalar dünya yuvarlak olduğu için gitgide yükselir. Yani yere doğru inmez, havaya doğru gider elektromanyetik dalgalar. Dünyanın şeklinden dolayı. O yüzden biz de bu elektromanyetik dalgaları yakalayabilmesi için antenimizi yerden olabildiğince yani elimizden geldiğince yükseğe koymalıyız. Anten kurulacak zemine, antenimiz kurulacağı zemine iyice oturtulmalıdır. Anten kurulacağı zemine güzel oturtulmalıdır ya da iyi oturtulmalıdır. Sebebi ne? Çünkü eğer kayarsa rüzgar olur, işte kar olur, bir ağırlık birikir. Kayarsa veya düşerse sinyallerimiz bozulacaktır. Bu yüzden iyice oturtulmalıdır zemine. Gerekirse bunun için 3-4 yerinden gergiyle çekiştirilebilir ya da yere monte edilebilir. Bir sonraki maddemiz diğer antenlerden uzakta olmalıdır. Diğer antenlerden uzakta olmalıdır. Sebebi çok açık, parazit olmaması. Yani eğer birbirlerine yakın olurlarsa birbirlerini etkilerler ve sinyalleri zayıflatırlar. Parazit meydana gelir. Bu yüzden de diğer antenlerden uzakta olmalıdır. Anten direğini topraklamalıyız. Anten direği topraklanmalıdır. Sebebi ne? Çünkü antenimiz yüksekte. Yüksekte olan bütün iletkenler yıldırıma maruz kalma potansiyeline sahiptir. Yıldırıma maruz kalabilir. İşte bizim de yıldırıma karşı topraklama yapmamız lazım antenlere. Dik yapmamız ve en kısa yoldan yapmamız lazımdır anten direğinin topraklamasını. Ve son olarak iniş kablolarımız vardır bizim evin içine indiğimiz. Bu iniş kabloları mümkün olduğunca dışarıda, evin çatısında, orada burada olmamalıdır. Mümkün olduğunca muhafaza edilmelidir. Yazalım. İniş kabloları. İniş kabloları doğal olaylardan etkilenmemesi için olabildiğince korunmalıdır. Bu da bizim dikkat edeceğimiz hususlardan birisiydi. Buraya ben 6 tane madde yazdım. Artık bunları siz kendinizce süzer, sınavınızda cevabınızı yaparsınız. Şimdi bir diğer sorumuz boşluk doldurma olarak seçtim. Şimdi bu sorular burada yazdığım bütün klasik sorular tabii ki size yine bir boşluk doldurma, bir test olarak gelebilir. Artık onların dönüşümünü yapmak size kalıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü daha önceki sınavlarda bazı arkadaşlarımız yorum olarak yazıyor hocam hiçbirisi çıkmadı. Ben de diyorum ki ne çıktı? Biz kendimizi yenileyebiliriz. Bir daha çekeriz videoyu sorun olmaz. Yeter ki faydamız olsun. Onlar da çıkan şeyleri yazıyorlar. Videomun içerisinde söylediği bütün konular var. Ancak öğrenciler birebir net soru istiyor. Ya bütün
Ülkedeki sorular burada olamaz. Bir tane kağıdın üzerinde doğal olarak. Artık ben burada konu olarak veriyorum size. Siz burada sınav sorusuna dönüştüreceksiniz bunları. Bu kadar basit bunun sistemi. Birebir soru çok zor. Tutturmak çok zordur yani. O sebepten siz de birazcık anlayışlı olarak bana yardımcı olacaksınız sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Apartmanda oturan daire sahiplerinin kapı ile ve kapıcı ile görüşebildiği, kapıyı ve merdiven otomatiğini daire içine açabildiği bas konuş bırak dinle şubelerden oluşan bina iletişim aracına ne denir? Çok bariz bir şekilde diyafon denir. Ama nasıl bir diyafon? Bakın. Kapı ve kapıcı ile görüşebildiği, kapı ve merdiven otomatiğini daire içinden açabildiği. Belli ki sesli bir diyafon. Hani kamera ile ilgili herhangi bir şey yazmamış. O yüzden ben buna diyeceğim ki sesli diyafon sistemi. Sesli diyafon sistemi denir. Üçüncü soruda diyafon çeşitlerini söylemiştim. Sesli diyafon bunlardan birisiydi. Sesli diyafon neymiş? Apartmanda oturan daire sahiplerinin kapı ile kapıcı ile görüşebildiği. Bakın görüntüyle alakalı bir şey yok. Kapıyı ve merdiven otomatiğini daire içine açabildiği bas konuş bırak dinle şubelerden oluşan bina iletişim aracına sesli diyafon. Gelen ziyaretçiyi görmek. İçeri almadan önce karşılıklı konuşmak. Aynı zamanda resmini de kaydedebilmek için kullanılan sistemler işte bak görmek, resim. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Artık bu görüntülü diyafon sistemidir. Görüntülü diyafon sistemi. Bu da üçüncü sorumuzdaki diyafon çeşitlerinden birisiydi. Orada açıklamamıştım. Burada soru olarak aldığım için. Bu soruları kaçırmıyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir tesisin çalışmasını sürdürmesi ve arıza yaparak işlevini yitirmemesi amacıyla tesisatta kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğini kontrol ve muayene edilmesi faaliyetine ne denir? Bakım denir. Öyle değil mi? Bir tesisin çalışmasını sürdürmesi, arıza yaparak işlevini yitirmemesi amacıyla tesisatta kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğini kontrol ve muayene edilmesi faaliyetine bakım denir. Bozulmuş ya da eskimiş olan araç ve gereçlerin kullanılır ve işler duruma getirilmesi işine. Bozulmuşsa bunu çalışır hale getiriyorsak onarmış oluruz. Buna da onarım denir. Onarım denir. TV'den görüntü alabilmek için verici istasyonlardan yayılan elektromanyetik dalgaları TV alıcısına iyi bir şekilde iletmeye yarayan kablolara bunu anlatmıştım. Hangi soruda? 8. soruda anlatmıştım. Anten kablosu denir ya da TV kablosu denir. Anten kablosu veya TV kablosu. Tekrar okuyorum soruyu. TV'den görüntü alabilmek için verici istasyonlardan yayılan elektromanyetik dalgaları TV alıcısına iyi bir şekilde iletmeye yarayan kablolara anten kablosu veya TV kablosu denir. Her daireye ortak anten yayını alınabilmesi için koyulan elemana TV prizi denir. Televizyon prizlerimiz vardır. Anten kablosunun jakının gireceği şekilde ve her daireye bunlardan koyulur. Hani direkt tepeden merkezi sistemlerde özellikle olur bu apartmanlarda. Direkt kabloyu bağlayıp evin içinden ortak anten yayının alınabilmesi için kullanırız TV prizini. Bir sonraki sorumu bakın buradaki sorular 12. soru komple kitabınızın arkasındaki doğru yanlış sorular. Bunlar çıkabilir. Yani öğretmenler soru hazırlamış. Çünkü bu kadar az bir konudan soru hazırlamak zor olabilir. Bu kadar az konudan soru hazırlamakta zorlanan öğretmenlerimiz kitabımızın arkasındaki benim hiç sevmediğim, işlevli bulmadığım fakat çokça kullanılan sorulara başvurabilir öğretmenler. O yüzden ben buraya aldım hepsini. Hepsinin üzerinde konuşacağız. Doğrulara neden doğru, yanlışlara neden yanlış bunları açıklaya açıklaya gideceğiz. Bu sorulara yıldız koyuyorum bakın. Bu sorulara özellikle iyi çalışın. Bu sorulardan çıkma ihtimali çok yüksek. Hemen sorumuza geçelim. Bir apartmanda kurulan sesli haberleşme tesisatı. Bizim sesli haberleşme tesisatımız varmış. Sadece daire ile kapı arasında görüşme yapılabilir. Sesli haberleşme tesisatında sadece daire ile kapı arasında mı yapılıyordu? Hayır.
Biz bu sesli haberleşme tesisatında biz daire ile kapı, daire, kapı, onun yanında daire ile şey kapı ile kapıcı, daire ile kapıcı, kapıyla kapıcı arasında da görüşme yapabiliyoruz. Yani sadece daire ile kapı arasında görüşme yapılan sistem değildir sesli haberleşme sistemleri. Onun dışında birçok önemli özelliği bulunur. O yüzden buna gönül rahatlığıyla yanlış diyoruz. Yanlış. Dış kapı konuşma paneline diyafon denir. Buna da yanlış diyoruz. Çünkü dış kapı konuşma paneline biz butonier deriz. Butonier. Onu da açıklamıştım zaten dördüncü sorumda. Dış kapı konuşma paneline diyafon değil, butonier. Diyafon bizim evimizin içindeki konuşma, daire içi konuşma ünitesi diyafonlar. Tesisatta kullanılan boru çapı en az 16 milimetre kare olmalıdır. Hayır. En az 14 milimetre kare olmalıdır. Hemen yazalım. 14 milimetre kare olmalıdır. Bir daire konuşurken diğer daireler dinleyebilir. Yanlış. Sadece bizim şubemizle, onu da yazalım. Sadece şube ile daire arasında iletişim kurulabilir. Sadece şube daire arası duyabilir. Başka kimse dinleyemez bizimle konuştuğumuzu. Sistem santrali diyafon tipi sesli haberleşme sistemini oluşturan parçalardan birisidir. Doğru. Ne yaptık? Biz sistem santralimizi dördüncü soruda elemanların içine koyduk. Sistem santrali bizim diyafonumuzda kullandığımız elemanlardan birisidir. Sesli veya görüntülü haberleşme sisteminde daire sayısı kadar konuşma ünitesi bulunmalıdır. Doğru. Ne kadar daire varsa o kadar konuşma ünitesi bulunacaktır. Kapıcı dairesinde buna katıyoruz tabii ki. Görüntülü haberleşme sistemleri diyafon tipi, santral tipi ve telefon tipi olarak 3 çeşittir. Yanlış. Bizim böyle bir çeşitliliğimiz yoktur. Görüntülü haberleşme sistemleri görüntülü haberleşme sistemidir yani. Böyle bir çeşitleme yapmıyoruz görüntülü haberleşme sistemlerinde. Sistem santrali pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar ve tüm fonksiyonları çalıştırır. Doğru. Çünkü beyin demiştik bunu hatırlarsanız. Dördüncü soruda diyafon santralini anlatırken. Sistem santrali beyin olduğu için pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar ve tüm fonksiyonları çalıştırır. Doğru. Diyafon ünitesi bas konuş bırak dinle esasına göre çalışan bir ünitedir. Doğru. Bunu da en az 2-3 kere üzerinden geçtik. İş yeri diyafon sisteminde kablosuz iletişim sağlanır. Yanlış. Kabloludur. Yazalım onu da. Kablosuz değil, kablolu. Çünkü 5. soruya bakarsanız, 5. soruda bir iş yeri tipi diyafon çizdik ve kablolarımızı çok net bir şekilde belirledik nereye giriş çıkış yapacağını. Bir sonraki sorumuz, anten kablosu olarak empedansı 50 ohm olan koaksiyel kablo kullanılır. Evet, anten kablosu olarak 50 ohmluk koaksiyel kablomuz vardır ama bizim kullandığımız kablolar RG6 ve 75 ohmdur. Yanlış diyoruz. Hemen yazalım. RG6 yani 75 ohm empedans. 50 ohm değil. Bir sonraki soru. TV tesisatta kullanılan kablolar RG6'dır. Doğru. Diğer kablolar da kullanılır ama en yaygın için RG6 demiştik. Bu da bizim sorumuzu doğru yapıyor. Alınan sinyalleri kullanıcıya ulaştırmak için her dairede kullanılan araçlara anten denir. Yanlış. Yanlış. Bunu bir üstteki soruda bakın 11. soruda hemen şuradan çıkıyoruz. Her daireye ortak anten yayını alınabilmesi için koyulan eleman TV prizi demiştik. İşte TV prizi burada da çıktı karşımıza. TV prizi. Elektromanyetik sinyal iletimi koaksiyel kablonun örgülü kısmı ile yapılır. Burada bir L'yi eksik koymuşuz hazırlarken hemen tamamlayalım. Örgülü kısmıyla yanlış. Hemen bunu da yazalım. Elektromanyetik sinyal iletimi
Koaksiyel kablonun örgülü kısmıyla yapılmaz. İletken kısmıyla yapılır. İletken kısım ile yapılır. Peki örgülü kısımla ne yapılır? Örgülü kısımla ne yapıldığını da yazayım. Örgülü kısımla şase toprak yapılır. Örgülü zırh, şase toprak kısmıdır. Televizyon anten direği topraklanmaz. Ne kadar yanlış. Televizyon anten direği topraklanır. Bundan daha önce bahsettik. Neden topraklanır? Çünkü yıldırıma karşı önlem almak zorundayız. Biz de televizyon anten direğini topraklarız. Televizyon anten yeri diğer antenlerden yüksek ve gerilim kablolarından uzak. Diğer antenlerden ve yüksek gerilim kablolarından uzak olmalıdır. Doğrudur. Uzak olmalıdır. İşte bugün size anlatacağım sorular bunlardı. Yine uzun bir video oldu. Umarım faydalı olur sınavlarınızda. Dediğim gibi içerik değişti. Mutlaka öğretmenlerimiz bize devrede soracaktır bu soruların yanında. İşte atıyorum bir buton bir zil, iki buton iki zil, iki buton iki kat dört daireli bir evin zil ve kapı otomatik tesisatı bir tane yerleştirebilirler belki. Belki bunu sorabilirler. O yüzden onlara da bir göz atın. Ancak dediğim gibi ben şimdi buraya hepsini koyamıyorum doğal olarak. Sadece müfredat yani yıllık plan içerisinde birinci yazılıya kadar olan kısma kadar soru hazırladım. Buradaki bant içerisinde çıkacak sorular maksimum bunlar. Bunlardan daha fazla soru yok zaten. Bunlara iyi çalışırsanız İyi not alacağınızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın ki videoların devamı gelsin. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için de bize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar hepinize.